Evet arkadaşlar, ben Mimar Rize kanalından Rıza Kılıç. Bugünkü dersimizin merkezinde Revit'te sıva konusu var. Sıva konusunun dördüncü kısmıyla beraberiz. Kolon, kiriş ve duvarın ardından döşemede sıva katmanını gösterip diğer elemanlarla birleşimine de dikkat ederek döşemede sıva katmanını anlatacağım. Kat planlarımdan level 2'ye geliyorum. Döşeme komutunu çalıştırıyorum. Line seçeneğiyle ben nerede döşeme oluşturacaksam o alana gidiyorum. Kirişin sıvasız bitiş yüzeyine dikkat ederek ve aynı şekilde kolonun sıvasız bitiş yüzeyine dikkat ederek kapalı bir alan oluşturdum. Eğer ki bu döşememiz sadece bu odayla sınırlı değil, diğer alanlarda da benim döşemem olduğunu biliyorsam, diğer alanlarda da kolon ve kiriş çerçevesine dikkat ederek bu kapalı alanlarımı aynı içeride oluşturduğum gibi diğer bölgelerde de sıvasız bitiş yüzeyine dikkat ederek kapalı alan oluşturup Finish Edit Mode diyorum ve 3 boyuta geliyorum. Döşememi seçip Edit Type, Structure Edit, Insert, bir tane katman ekliyorum, sıva katmanı ve bu sıva katmanımın kalınlığının .03 yapıyorum ve 2'yi seçip döşememin alt kısmına indiriyorum. Finish 1. Malzememin diğer elemanlarla kolondur, kiriştir daha doğru birleşmesi adına malzememin wall texture stuko olması gerektiğini biliyorum. Ve aynı şekilde kolon ve kirişle benim strüktür malzemesinin Concrete Cast in Place olduğundan, yani kesildiğinde betonarme taraması olması gerektiğini biliyorum malzemesinin. Okey, Apply, okey dedim. Buradan sonra da kesitte de görebiliriz. Yani benim kiriş ve döşememde birleşme sorunu var. Kesildiğinde döşemeler aynı materyalde, sıvılar aynı materyalde olduğunu biliyorum. 3 boyuta geldim tekrardan. Ben Join komutunu çalıştırıyorum. Join, Multiple Join seçeneğinin işaretli olduğundan emin olduktan sonra diğer bütün elemanları seçiyorum. Burada gelen bir uyarı var. Bu uyarıya çok dikkat etmenize gerek yok. Çünkü diyor ki seçilmiş elemanlar, yani şu an vurgulanan elemanlar, yani döşemem ve duvar joinlenmiş elemanlardır. Ama diyor ki birbiriyle kesişmiyorlar. Doğru. Benim döşemem ve duvar hiçbir şekilde birbiriyle kesişmiyorlar. Okey diyorum buna. Kesite bir bakalım. Diğer kesite bir bakalım. Tamam, hiçbir sıkıntım yok. 3 boyuta gelip Scope Box, yani hiçbir şekilde sıkıntım olmadığını görüyorum. Hemen döşemeyi bir gizlediğimizde daha rahat gözlemleyeceğiz. Döşemeyi gizlediğimizde kirişle birleşimine dikkat edin. Gayet doğru bir şekilde olmuş ve kolonla birleşimine dikkat edin. Gayet doğru bir şekilde kolon, kiriş, döşemenin birleştiğini, sıva katmanlarıyla beraber güzel bir birleşim sağladığını görüyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Videolarıma destek olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Daha da güzel videolar gelecek, beklemede kalın.